canım? Ya Süreyya kuzum ne oluyor Allah aşkına? Ay ben de telefona bakabildim, ne haberleri dinleyebildim. Adem haber verdi şimdi, şok oldum. Ne oluyor, neymiş, var mı bir gelişme? Yok ya, bir gelişme falan. Faruk debelin duruyor, bir şeyler yapmaya çalışıyor. Biz de böyle elimiz kolumuz bağlı, haber bekliyoruz yani, saçmalık. Allah'ım ya Rabbim, nasıl olur ya böyle bir şey? Ya Adem de çok üzgün Süreyya, bizim yapabileceğimiz bir şey var mı? Yok tatlım, hiçbir şey yok. Faruk beni de dahil etmek istemiyor zaten, stres olmayayım diye. Say sen niye yataklısın, ne oluyor? Ya tatlım, mahkemeye gideceğiz ya şimdi. O yüzden biraz dinleneyim, bir güç toplayayım diye. Yanında olmak istiyorum, ne yapayım? Ya Allah'ım ya Süreyya, bu konserler ne kadar ters zamana denk geldi. Ben Adem'i yalnız bıraktım diye üzülürken bir de şimdi bu durum. Yok yok, sen hiç takılma bir şey, tamam mı? Zaten burada olsan da yapılabilecek pek bir şey yok. Bekleyeceğiz. Ayrıca ben sizin yapımcınızım. Yani Allah korusun, Boranlar size bakıyor olabilir şu anda. Tamam mı? Yıkacağız ortalığı. Bana bak, dikkat et kendine, tamam mı? Mahkemeden sonra mutlaka beni ara. Ay Allah'ım, ne olur iyi haberler verin ya. İnşallah Dilara, inşallah. Hadi sen işine bak, konsere konsantre ol, tamam? Hadi öpüyorum. Gülçinlere selam söyle. Arkadaşlar, Boran Jet yeni bir firma olabilir. Fakat Boran Holding merkezine güveni yerleştirmiş, nesilden nesile devam eden köklü bir markadır ve firmadır. Biz her zaman sözümüzün arkasında durduk ve hiçbir şekilde, hiçbir zaman değerlerimizden ve kalitemizden ödün vermedik. Şu anda da bu durumla ismimizin yan yana alınması inanın bizi çok üzmekte. Hatta sizlerin karşısında bunu açıklamak zorunda olmak bile beni çok üzmekte. Fakat en kısa zamanda emin olun ki bundan aklanacağız ve bu çirkin olayla hiçbir alakamızın olmadığını anlayacaksınız. Kardeşim Fikret Boran'ın şu an içeride olma sebebi tamamen yönetim kurulu başkanı olmasından dolayıdır. Ne benim, ne kardeşimin, ne de ailemin hiçbir şekilde bu olayla bir alakasının olmadığı en yakın zamanda ortaya çıkacaktır. Çok teşekkür ederim. Faruk Bey, son bir soru. Hisselerinizdeki yüksek düşüş sebebiyle panikleyen yatırımcılarınıza ne söyleyeceksiniz? Evet, böyle bir çirkin olaydan sonra yatırımcının geri çekilmesini, tedirgin olmasını anlıyorum. Bizim alnımız ak, başımız dik, vicdanımız rahat. Ve en kısa zamanda bu çirkin olaydan aklanacağız ve eskisinden daha güçlü bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Teşekkür ederim arkadaşlar. Karar. Söz konusu davada uyuşturucu ticaretinin yapıldığı iddiası sebebiyle dava sonuçlanana kadar sanık Fikret Boran'ın tutuklu yargılanmasına, savcının mütalasını tamamlaması için duruşmanın 9 Temmuz 2018 tarihine ertelenmesine karar verildi. Ya kimi çıkartıyorsun abi? Bırak. Sen önce Halim'i çıkarttın diye gönder. Halim olamaz oğlum. Kim o zaman abi? Ha kim?
Adem'i yakmak istedim, bana patladı. Tamam işte. En ömür eserinle. Bek, tamam, tamam. Fikret! Bek! Fikret! Ben bırakmayacağım seni. Tamam, tamam. Sen korkma, tamam mı? Sen çocuklarımızla ilgilen. Geri kalan her şeyi avukatlar halledecek, tamam mı? Fikret, Adem yaptı bu işi. Adem temizleyecek, İpek, tamam mı? Her seferinde faturayı ona geçir o zaman. Bu işin gerçek sorumlusu Asliye Efendi. Gidelim artık. Fikret, ben bırakmayacağım seni. Fikret, kızımla geleceğim sürekli. Bak, kızımla geleceğim yanına. Kendi canı yanınca illa senin de canını sıkacak. Ha, peki Halim yapmış olabilir mi? Sanmıyorum. Peki adamın sonuçta kuyruğu bizim elimizde. Ferhat! Korkma hayatım, korkma. Korkma, bir şey olmaz, bir şey olmaz. Korkma hayatım. Allah Allah.